Kastamonu çıkışında Sinop istikametinde çok meşhur. Kastamonu'nun en meşhur yeri, Hacı'nın yeri Kuyu Kebabı diye. Buraya bir sürü ünlü kişi gelmiş zaten. Şimdi burada bugün tesisleri gezeceğiz. Bugün saatlerce pişen o kuzuların açılışına şahitlik edeceğiz. Kuyuların açılışına tanıklık edeceğiz. Böyle bahçeli yerleri var, dışarıda yerleri var. Ama bizim için önemli olan et kısmı. O da burada. Burada yapılıyor o et kısmı. O sanat burada işliyor. Şimdi gidelim kuyuya. Kuyudan bakalım neler çıkacak. Evet, böyle mahzene doğru iniyoruz. Burası sıcak zaten, dışarı geliyor. Tamamen doğal bir et. Hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen doğal bir etten yapıyoruz. Hiçbir katkı kuzu. Maddesi yok. Nerenin kuzuları? Süt kuzu. Kastamonu, Çankırı, Orta Anadolu bölgesi yani. Orta Anadolu. Ankara, Çankırı bölgesinden aldığımız süt kuzular. 3-4 aylık, 4 aylık süt kuzudan yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen ateşi görmez. Kendi içerisinde önceden yaktığımız bu enkaz odunlarla yaktığımız kuyunun duvarlarının ısınmasıyla beraber asıyoruz. Kuyunun şeyine göre, kuzunun sayısına göre kavunu ayarlıyoruz el yordamıyla. Ondan sonra bunu tekrar... Kaç saat duruyor bu kuyuda? 3 saat. 3 saat. Evet. 3 saatte hiçbir katkı maddesi olmadan deriden çıktığı gibi... Ha, tuz filan? Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir bu şey. Ağaçlar ömrünü doldurmuş olan ağaçlar mı böyle? Bunlar ömrünü doldurmuş ağaçlar. Bu eski evlerin filan yıkılan enkaz ağaçları. Ha, enkaz. Enkaz. Bunlar enkaz. Eski evlerin yıkılıp şey yaptığı... Evet, anladım. Enkaz evli şeyler. Bu ne? Çamur. Bunun etrafını sıvıyoruz. Hava almaması lazım. Bildiğin topraktan çamur. Toprak bu. Yalnız bu eskilerden şey yapılıyor ya. Kerpiç. Ha, bravo. Kerpiç. Kil gibi özlü, anladım. Özlü çamurdan yapıyoruz. Bunu çatlamaması için. Anladım. Bunu 1,5 saat sonra astıktan, 1,5 saat sonra asıldıktan, 1,5 saat sonra kuyu açıyoruz. İçerideki etkileşim oluşan sıcakla soğuk kuzunun sıcaklığı. Hmm. Oradaki pişme buharını dışarı attırıyoruz. Hmm. 1,5 saat sonra evet. Bir daha kapatıyorsunuz. Bir daha kapatıyoruz. Hemen açıyoruz. Yani ne olur? Açmasan ne olur? Açmasan şöyle olur. Et çok mu sıcak? Soğuk çıkar. Ha, bravo. Bunda hiçbir koku, koyun, kuzu kokusu olmaz. Şimdi yerken de bakacaksınız. Peki. Hissetmezsiniz yani. Sadece tatlı bir aroması olur. Burada da biz 2-3 gün, 5 gün kesim sırasında besliyoruz. Canlı alıyoruz biz. Ha. Bu taze kesilmesi gerekiyor. Beklemiş etten olmaz. Mesela normalde derler ki kasaplarda. Hayır. Kuzuyu keseceksin, eti keseceksin, bir gün bekleteceksin. İşleme tarzı. Sabah kesiyorsun. Bak şimdi sabahını kesiyoruz. Saat 7'de kesim başlıyor. 9'da uyuyatıyoruz, 12'de çıkıyor. 2 saat sonra hemen o kadar sıcak, taze. Aa, çok tabii. Güzel. Ondan sonra ayrıyetten mesela biz burada kesim yaparken ceyrana bile kaptırmayız uzun. Uyuşturun cilt bölgesi. Hiç kurutmazsın var. Anladım. Şimdi çıkaracağız bak o cilt kızaran bölgesi var ya. O bölgesi donuk çıkar. Böyle güzel bir görünüm yapmaz. Hem de mat çıkar. Anladım. Tabii. Yani o gözenekleri var ya şeyini kaybetmeyecek etin. Peki. Ya şimdi bu basınçtan dolayı üstüne şey koyuyoruz. Hani alttan, anladım, atmasın diye. Çünkü hiçbir yerden hava alamıyor bu. Anladım. Tamamen bir basınç içerisinde pişiyor. Bu böyle ilk 1,5 saat sonra bunu böyle açıp kapatıyoruz. Hmm, anladım. Oo, kokuya bak ya. Eyvah. Biz bunu içeriye çekersiniz. Bir saniye. Bak bundan da şimdi kebap yağı ve suyundan biz kebap pilavı yapıyoruz. Bunu özel müşterilerimize ikram olarak. Altta bir kazan var. Tabii. İkram olarak. Bir saniye. Çok iyi ya. Ya tamamen doğal yani. Burada yani artık ilkel yöntemlerle hiçbir alet edevat kullanmadan. Evet, gerçekten öyle. Ben gözümde gördüm ya. Evet. Burada teknolojiye rastlamıyorum. Teknoloji zaten bu girdiği zaman bunun özel bir kaybolur. Evet. Hadi yukarı çıkalım. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bir sabah servisiniz var. Evet, bize öyle akşam başı çıkıyor. Okey. Peki, şimdi yıllardır bu işi yapıyorsun. Evet, yapıyoruz.
neresidir kuzunun yenmesi gereken? Hani bana sorsan mesela ben kaburgayla, sırtla ön kolu aynen, söylerim. Aynen öyle. Siz bunun da şeyi budur değil mi? Sırt ve... Yani şimdi şöyle bir şey var abi. İnsanlar mesela yağsız tercih ediyorlar, but bölgesini veriyoruz hani. Anladım. Ama koy kebap olarak bizim tercihimiz, yani biz kendimiz yersiz ön kol kaburga bölgesini yiyoruz yani. Değil mi? Tabii. Şimdi burası ön kol. Evet. Kaburga. Kelle var mı? Keller çıkacak. Bu sen bize ver böyle. Sen bunu yüklenmişsin. Anlattım. Şunu abiye bir kere verelim şuraya. Tamam. Sen öbürkü de verelim abi. Olur. Tamam. Şimdi parçalamayı da böyle yapıyorsun. Abi bu şekilde. Bu da en lezzetli yerlerinden bir tanesi. Sırt boşluk. Evet. Sırt boşluk bölgesi. Ya bu çünkü. Yani şurası kuzunun. Evet. Şu... Abi şuradan bu tarafı yediğin zaman zevk alabileceğimiz bu bölgesidir yani. Bir kiloyu da verin. Başkan. Hayvanın en güzel yeri şurasıdır arkadaşlar. Ön gerdan, boyun kısmından başlayarak kuzunun kolu ve kaburga, sırt kısmı. Yani pirzolası içerisinde olacak, kaburga ve boşluk içerisinde olacak. Kolu, gerdanına kadar hepsi. Şimdi şöyle çıtır çıtır tadına bakmak istiyorum. Tadına bakmak istiyorum. Zaten süt kuzusu. Bir de kuyu da. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok güzel. Yapanın eline sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Kastamonu'ya geldiğiniz zaman nerede olursa olsun. Ama bu kuyu kebabının mutlaka arayıp bulun ve hakkını verin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgili Bir Yemek İste ailesi. Şimdi Suat durmuş gitti Kastamonulara. Kuyu kebabını yedi. Oh güzel. Peki bu evde izleyen arkadaşlarım ne yapacak? Bu kuyuyu nereden bulacağız biz diyenler geliyor. Yakında böyle lime lime dökülen kızarmış sulu sulu tandır kuyu kebabını evde nasıl yapıldığını göstereceğiz. Çok yakında. Bu resimdeki gibi harika bir lezzet. Yapar mıyız? Tabii ki yaparız.